Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Kalp ve damar cerrahisine ilişkin neler aktaracaksınız hocam? Şimdi yani kalp damar hastalıkları dediğim gibi önemli bir konu. Evet. Çok popüler bir konu. Bizim insanların yani farkındalık önemli. Herkesin farkında olması lazım. Neler yapabileceğine, nasıl bu hastalığı mümkün olduğu kadar en azından tamamen önleyemesek bile ne kadar azaltabileceğimize. Bunların farkında olmak lazım. Yani çok aslında herkesin bildiği çok basit şeyler var. Ama uygulamada belki hani zorluk olabiliyor. İşte düzenli spor yapmayı da, işte obeziteyi engellemeyi de, sıkı kolesterol takibi, tansiyon takibi. Yani aslında çok basit şeyler. Bunlar çok rahat herkes yapabilir. Bunları yapacağız. Bir takım şikayetler çıktığı zaman işte demin arkadaşla konuştuk, bak göğüs ağrısı olmuş. Ben yok üşüttüm demiş mesela. Yani farkındalık önemli. Kesinlikle. Orada hemen farkında olup işte uyanık olup hemen bir doktora gidip işte böyle çok ciddi kalpte ciddi hasarlar olmadan işte stentli bypass'tı teşhis ve tedavide erken davranmak çok faydalı. Peki stent ve bypass mı diye izleyicilerimiz çok fazla soruyorlar hocam. Yani, sizce stent ve bypass mı? Anjiyo yaptığımız zaman kardiyoloji ve cerrahi beraber bir değerlendiriyor. Bazılarına stent, bazılarına bypass. Yani çok keskin bir ayrım yok arada ama damar yapısına göre karar veriliyor bu. Eğer damar yapısı genelde stentlere uygun ise öncelikle stent tercih ediliyor. Ama bazı yerler çok kritik darlık olabiliyor, ana damarın başı olabiliyor, damar yapısı çok uygun olmuyor, çok damarda olabiliyor. O zaman bypass tercih ediyoruz gibi bir takım kriterler var. Onu kardiyoloji ve cerrahi beraber değerlendiriyor. Tetikler sonucunda. Evet. Yani anjiyo sonrası genelde ona bakarak karar veriyoruz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.